Muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: kim sabrederse Allah da ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Kıymetli Müslümanlar, insan bazen küçük sıkıntılara bile sabretmek istemez. Bazen de büyük felaketler karşısında sabrını kaybeder ve ümitsizlik girdabına düşer. Halbuki Kur'an'ın müjdesi apaçıktır. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her zahmette nice rahmet gizlidir. Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul gayret, sabır ve sebatı elden bırakmasın. Yeter ki insan Allah'ın daima sabredenlerle beraber olduğuna inansın. Aziz müminler, sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır yılgınlık ya da çaresizlik değildir. Sabır sebattır. Kul olma bilinciyle Allah'a ibadete ve itaate devam etmektir. Sabır dirençtir. Dünyanın binbir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır tevekküldür. Her türlü tedbiri aldıktan sonra takdiri ilahi rıza göstermektir. Ve sabır imanın gereği, selamet kapısı, cennet hazinesidir. Değerli müminler, öyleyse sabır gibi nadide bir nimetin kıymetini bilelim. Allah'ın bizi varlıkla da yoklukla da imtihan ettiğini, her türlü imtihanın emek ve sabırla kazanılacağını hatırlayalım. Hiçbir zaman Rabbimizin yardımından ve merhametinden ümidimizi kesmeyelim. Hutbemi Yüce Kitabımızın şu ayetiyle bitiriyorum. Kim Allah'tan korkar, kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.